Yayınıma hoş geldiniz. Rusya'dan zehir semperek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Zaharova, Putin ve Lavrov üçlüsü. Başlıkları Kırım ama sözleri çok sert. Türkiye'ye karşı vites büyüttüler. Gelin yayınımıza geçelim. Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin hiçbir şekilde Kırım'a müdahil olmaması gerektiğini, Kırım'da ilgilenmemesi gerektiğini ve Kırım'daki iç işlerine karışmasını istemediklerini belirterek Türkiye'ye parmak sallamıştı. Türkiye'nin Kırım'a karışmasının Rusya'nın etnik yapısına karışmakla eşdeğer olduğunu ve Türkiye'nin de iç işlerine karışıp etnik yapısıyla ilgilenmek durumunda kalacaklarını belirtmişti. Zaharova'dan sonra Putin sözü almıştı. Putin'in sözleri daha da zehir zemberekti. Sizlere demiştim, Putin Türkiye'yi kastediyor, Azerbaycan'ı kastediyor diye. Sibirya ile ilgili bir açıklama yapmış, güya demiş ki oradaki kıraç birkaç tane toprağımıza göz diken olursa dişlerini kırarız diye. Ben size yayınlarda ne dedim? Putin bu açıklamada farklı anlamları yüklemek ve gerçek adreslerine bu açıklamayı uçurmak için orayı kullandı. Şimdi bütün Rus basınında bu yazıyor. Size ilk defa serbest kürsüde geçen günkü yayınımda iletmiştim. Putin Sibirya bahane, Kırım ve Karabağ konusunda Türkiye'ye mesaj, şahane formülü uyguladı. Evet, diyor ki topraklarımızda gözü olanın dişini kırarız. Yani Sibirya konusunda ulu orta rahat konuşma imkanı olan bölümde mesajı veriyor. Türk deyiminde bir durum vardır. Evet, gelinim sana söyleyeyim, sen mi anla diye bir deyim vardır. Hatırlayın. İşte aynı deyim o. Yani diyor ki Karabağ'a ve Kırım'a artık karışmayın. Oralar bizim, yani Hankendi bizim, Kırım bizim demek istiyor. Yoksa kıraç Sibirya için kimin dişini kıracak? Lütfen şimdi o günkü söylediğim sözler şimdi basınlarda yazılı. Mesaj diyor Türkiye'ye. Ama bakın yayınımızın devamında bunun devamını göreceksiniz. Putin ne demiş? Bir de Rusça bilenler tabii ki dinlesinler. Azerbaycan'da da Rusça bilenler var. Evet değerli kardeşlerim. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Bunları söylerken yüzüne bakar mısınız? Yüzündeki sinire bakar mısınız? Gerçekten Türkiye'ye epey bir hiddetlenmişler. Evet, şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu koroya Lavrov da katıldı. Lavrov diyor ki, Türkiye Kırım'da iç işlerimize karışıyor. Türkiye'yi Kırım'da iç işlerimize karışmaması konusunda uyarıyoruz. Türkiye Zelenskiy'e fazla cesaret veriyor. Kırım konusunda Zelenskiy Türkiye'den aldığı güçle bunu yapıyor. Türkiye'yi bu konuda şiddetle uyarıyoruz. Kırım'daki bu olaylara devam ederse Türkiye'yi aynen şu cümleye benziyor dediği topraklarımıza tecavüz etmiş. Evet, topraklarımıza saldırmış sayarız. Yani Kırım bizim, bu defter kapandı, Kırım'ı bu konuda teşvik etme, Kırım'ı bu konuda gaza getirme diyor. Tamam da Rusya neden bu kadar öfkeli? Kırım konusu tam yatışmış derken Rusya neler oluyor? Bu konuya iki paragraftan bakalım. Lavrov neden tehdit gibi açıklama yaptı? Bunun satır aralarında iki tane konu gizli. O konuları anlatayım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la beraber görüşme gerçekleştirdiler. Daha yeni. Tamam da Ukrayna'nın korumasında olduğunu, Ukrayna'nın barış havarisi olan, Ukrayna'nın bir nevi avukatlığını yapan, ben orayı korurum diyen Amerika'nın Rusya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde bırakın Ukrayna'yı savunmayı, bölgeyi daha karıştırmak için fitne saçtı ortada. Blinken'le yaptığı görüşmeden sonra hem Zaharova'dan hem de kendisinden zehir zemberek açıklamaların gelmesi Ukrayna krizinde Türkiye'nin Ukrayna'ya asıl destek veren ülke olduğunu, kendilerinin olmadığını söyleyecek kadar ikiyüzlü politika gütmüş olabilirler. Çünkü Blinken'le yapılan görüşmelerde Amerika Rusya'yı bir kez daha Türkiye'ye karşı kışkırttı. Yalan ve uydurma belki bilgi ve belgelerle Rusya'nın Kırım konusundaki hassasiyetini kaşıyan Blinken'in, Türkiye'nin bu bölgede Ukrayna ordusunu ve kendi desteğiyle bir saldırı planladığı yönünde belli bir gazlama yapmış olabilir. Çünkü Blinken'den sonra Rusya tarafı keskin sirke gibi. Evet, ikinci seçenek de şu şekilde. Lavrov neden bu şekilde davranıyor? Şaşırtıcı şekilde agresif. Kırım olayı yatışmışken. Türkiye Rusya'yı İdlib'de durdurmuştu. Şehitler verdik, kararlıydık. Rusya'yı da kayıplar verdirmiştik Seragip ve Neryap taraflarında. Şimdi Suriye yeniden ısınıyor. Rusya Suriye için yeniden gard alıyor. Kırım konusunu bahane ederek bu bölgedeki çıkarları Blinken'le görüşerek anlaşma mı yaptılar? Amerika Rusya ile anlaştı mı? Suriye'de işler daha da mı kızışacak? Malum korona azalmaya başladı deniyor. Aşılanma başladı. Ertelenen, korona nedeniyle erteledikleri Suriye'ye Rusya yeniden start mı verecek? Lavrov'un bu küstahça açıklaması Türkiye tarafından okunmaz bile. Gereken yanıt bir şekilde verilecek. Ama Türkiye'yi Suriye'de köşeye sıkıştırmak için hazırlık mı yapılıyor? Lavrov bu yüzden mi yüksek tonajda konuştu? Bunu da sizlere anlatmak istedim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Rusya, Kırım ve birçok konuda tereddütleri giderdi de bölgede Türkiye'yi sıkıştırmaya mı çalışıyorlar? Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin onca müttefiklik çabasına rağmen Doğu Akdeniz gerginliğinde Yunanistan'ın yanında saf tutması, Yunanistan'da belli bölgelere üs kurması, kara, deniz ve hava birliklerini o bölgelere nakletmesi tabii ki bunlar not ediliyor. Türkiye de buna göre tabii ki önemli bir hazırlık yapıyor. Ama belirtmek istediğim bir husus var. Amerika ve Rusya ne zaman anlaşsa bölgede karışıyor. Amerika Rusya ne zaman anlaşsa bölgede iki taraflı danışıklı dövüşlü müdahaleler gerçekleşiyor. Horoz dövüşü artık kimseyi inandırmıyor. Bu görüntü daha önceki Blinken ve Putin arasında görüşme. Putin'in botoks yaptırmadan önceki görüşmeden bir karesi. Bu da yayına bir espri katmak için yaptığımız bir anekdot değerli kardeşlerim. Evet, Lavrov'un tehdidini nasıl okuyacağız? Türkiye buna nasıl karşılık verecek? Suriye karışacak, ön mü alıyorlar? Çünkü Ukrayna'da gerginlik azalmışken nedir bu Ukrayna ve Kırım öfkesi değil mi? Amerika Birleşik Devletleri ile her görüşmeden sonra Rusya'ya bir haller oluyor. Adres belli. Rusya demek ki bağımsız hareket edemiyor. Bu aradaki kavgada dünyayı aldatmaca olabilir mi? Olabilir. Çünkü her yerde pastayı paylaşıyorlar. Pastadan kastı anladınız. Suriye'de başta olmak üzere birçok bölgede evet parsellemişler, sömürüyü anlaşarak devam ettiriyorlar. Bu duruma dur demek için çok çalışmalı, güçlü olmalı, İSİHA ve İHA gibi çok farklı şeyler oluşturmalıyız. İnşallah o günler çok yakın. Bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.